Büyük bir pencere açabiliyor. İnsanların, girişimcilerin ürünlerini tanıtması, daha çok insana ulaşması konusunda daha kestirme bir yol sağlayabiliyor. Ve işlerinizi de bu sayede daha da büyütebiliyorsunuz. Biz biraz sosyal medyanın girişimciliğe katkısını konuşacağız. Neler yapılabileceğini konuşacağız. Destekleri konuşacağız. Altyapıyı konuşacağız. Bütün bunlar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclisi üyesi Cenk Çiğdem ile bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İki dünya tatlısı. girişimci kadın. Ürünleri de tatlı, kendileri daha tatlı. Böyle ben bu işi yaparım, kendi işimi kurarım diyen isimler onlar. Müge Ergüleç, o girişimcilerden biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Tatlılarınızla, o çikolatalarla bizimle birliktesiniz. Tam geldim. Da 14 Şubat öncesi beni şişmanlatmaya geldiniz. Ve o güzel, çok... Yıllarca Maslak'ta çalıştım. Sonra iki çocuğum oldu peş peşe. İkinci çocuğumun doğumunda i̇ki felç çocuk. Geçirdim ben. Oo. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Tabii ciddi sağlık sorunlarım oldu. Ve bir mücadele sürecimiz oldu. Sonra da çalışmayı da çok seven de bir insanım. Düşündüm ki bir daha beni kimse işe almaz. Öyle bir psikolojiye girdim. Dedim ki ben kendim bir şey yapmalıyım. Hani kimseye muhtaç olmamam lazım. Hem de o durumdan da çıkmak istiyor insan. Dedim ki ben kendi işimi yapacağım. Sonra araştırmaya başladım. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, ne olur diye. Araştırdıkça araştırmalar beni bir yerlere götürdü. Sonra kendi markamızı kurduk. Ne iyi yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Yani iki çocuk, bir zor bir anladığım kadarıyla doğum sonrası süreç. Evet. Ve tekrar evet. Bugün buradasınız. Gerçekten güzel. Evet. Gerçekten tebrikler. Teşekkür ederim. Hem de bir örnek oldu. Peki ne yaptınız? Bir şirket kurarak mı? Ya da size de sorayım. Ne yapayım? Yani ben kendi işimi yapmak istiyorum. Ben şöyle bir size de sorayım önce, sonra Cenk Bey'e de. Ona mı yakındınız? Ben tatlıyı çok seviyordum zaten. Hiç belli olmasa da. Satıcıyım, tüketici değil. Yemiyorum, satıyorum. Hem çok seviyordum hem de baktığım zaman şöyle düşündüm. Aslında ben işi kurarken zaten hep yurt dışına satma hedefiyle kurdum. Hani burada olmayan bir şey değil çünkü bunlar. Ama baktığım zaman hani kafamdaki gibi bir ambalaj, bir konsept görmedim. Dedim ki ben kafamdaki gibi bir şey yapayım. Nedir özelliği? Ya hem ürünlerin karışık olması hem de şimdi kutularımızı gösteremediğimiz için daha modern bir tasarımları ambalaj. Var. Ama geleneksel ürünler. Evet, geleneksel ürünler. Modern ürünlerle de birleşmiş. Mesela evet. Çikolatayla lokum birleşmiş anladığım kadarıyla. Geleneksel ürünler yine burada farklı bir ambalajla sunulmuş. Bu kesin yurt dışına da... İhracatı da düşünerek yapıyoruz. Evet, biz zaten ana pazarımız Amerika açıkçası. Değil mi? Daha öyle mi? Evet evet. Yoğunluklu olarak yurt dışına çalışıyoruz aslında. O hedefle de kurduğumuz için biz markayı kurarken hani isimlerin İngilizce söylenişinin kolay olmasına kafa yorduk. Ambalajla insanların kendini yakın hissetmesi bunlar önem taşıdığını düşündüm. Beklentilerinizi karşıladı mı? Ne kadar sattınız, ne yaptınız demeyeceğim ama. Ya karşılığını şöyle karşıladı. Yani ben söylemesi ayıptır. 5000 liraya bu şirketi kurdum. Hani bugün 5000 liraya. Evet, yani bu çok büyük bir para değil. Bugün biz yaklaşık ayda bir ton şekerleme ürünü satıyoruz. Ve tamamını da yurt dışına satıyoruz. Özellikle mesela az önce Cenk Bey onu söyledim. Hani Brunei'den bile bizi arayıp ya işte Ramazan'da sizinle çalışmak istiyoruz diyorlar. Bir insanı mutlu ediyor tabii ki. Hani çünkü sıfırdan ayda bir tonluk çikolata satışına 5000 liralık bir sermaye ile başlayan süreçten büyük bir başarıyı aslında hikayesini anlatıyorsunuz bize. Evet. Güzel bir hikaye. Sizin de mesela beklediğiniz oldu mu Mel? Şöyle ben de aslanlar var siz tabii ki. Siz de sağlıyorsunuz istihdam. Tabii biz bir zincir sağlıyoruz. Yani biz bu işi kurduğumuz zaman zaten kafamda şu vardı mesela benim. Hiç ithal hiçbir şey kullanmama. Yani bir 5 lira kazanıyorsak bunu bizimle birlikte kazanan insanlar olmalı. Yani tek başına kazanmak diye bir mantık doğru bir mantık değil. Dolayısıyla tabii ki biz sattıkça ambalajı kazanıyor. Bu işte çalışan işçiler kazanıyor. Beraber kazanıyoruz. Bu bizim için önemli. Siz büyüdükçe tabii. Çevreye de o etkiyi sağlıyorsunuz. Tabii ki bu bizim için önemli bir değer yargısıydı.
hala buna özen gösteriyoruz. Yani ithal hiçbir şey kullanmıyoruz biz. Garajda biz de böyle başlayıp çok daha iyi yerlere gelebiliriz. 5000 lirayla başlayıp Amerika'ya uzanan bir ihracat serüveni. Baksanıza ciddi bir üretim potansiyeli, atölye potansiyeli. Erkekler için de yeni model olacağım. Mesela bu ürünler genişleyebilir mi? Bu kadar büyümeyi bekliyor musunuz? Başka ne yaparım diyorsunuz? Mağaza zincirlerimi kurarsınız? Bana... Ben sizin için hayalleri yaptım. Devam edin. Ben de geleceğim. Bekleriz. Valla şöyle aslında fiziksel olarak dükkan kurmak gibi bir hedefim hiç yok. Ama onun yerine hep bizim hedefimiz dünyayı ele geçirmek. Bundan... Siz de mutfağa giriyor musunuz? Yok, üretime katılmıyorum açıkçası. Evet. Çünkü onun daha hani hijyenik, steril bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Ama yani dünya pazarlarımızı büyütmeye çalışıyoruz. Yani bizim için şu anda bulunduğumuz yerler yeterli değil. Özellikle uzak doğu ülkelerinde gözümüz var. Evet. Oralara girmeye çalışıyoruz. Onun için hem kendimizi eğitiyoruz hem sistemimizi geliştiriyoruz. İnşallah böyle olur. Bir şey olur diye düşünüyorum. İnşallah. Bir sonraki aşamada. Cenk Çiğdemli, Türk Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclisi üyesi. Anladığım kadarıyla kadınların yoğun ilgisi sizde. Ne yapabiliriz, bize e-ticaret noktasında yardım edin diyenler. Kadına dönük her şey satılıyor dediniz. Önemli bir ipucu. Bir şirket kurmak, vergi dairesine gidip 200-300 lira bir şeyi halledebilirsiniz. Ve oradan devam edebilirsiniz dediniz. Son sözünüz varsa alayım ve tamamlayacağım. Bir de iddia ihalesi var, oraya döneceğiz çünkü. Tamam, şöyle söyleyeyim. Bence herkes bir şekilde cesaretini toplayıp internetten satışa başlamalı. Ama hedef her zaman Müge Hanım'ın da olduğu gibi yurt dışına satmak. Yani biz burada üretelim, bu değerimizi yurt dışına satalım. Çünkü çok daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Kur farklarını avantaja çevirebiliyoruz. Ve bununla ilgili ciddi teşvik de alıyoruz. Yani Türkiye'de yapacağımız reklamın şeyine gerisinin ücretini alamıyoruz teşvik olarak. Ama yurt dışına reklam yaptığımız zaman bunu alabiliyoruz. Sadece işte kargolarla alakalı bazen fiyatla ilgili problemlerimiz olabiliyor. Onlar da aşılıyor şu an. Tamam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu güzel hikayeleri ve bu en azından yolu bizlere aktardığınız için sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Esra.